Selam sevgili arkadaşlarım. Bugün limon ve yumurtadan faydalanarak limon kremi hazırlayacağız arkadaşlar. Bu krem ne işe yarıyor? Öncelikle dudak üstündeki kırışıklıklar, alın kırışıklıkları, ciltteki koyu lekeler, güneş lekeleri, bütün lekeler arkadaşlar hepsine iyi geliyor. Yüzdeki sarkmaları toparlıyor, cildimize C vitamini katkısında bulunup kolajen desteği sağlıyor, cildi beyazlatıyor, cam gibi bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Yumurta'nın beyazını kullanacağız. Yumurta'nın beyazını derin bir kase'nin içine alıyorum. Isıya dayanıklı bir kase olması gerekiyor bu arada. Hızlı hızlı çırpıyorum, köpürene kadar çırpıyorum. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Yumurta'nın beyazını iyice çırptıktan sonra yarım limon kullanacağım. Yani yaklaşık 2 yemek kaşığı limon suyu kullanacağım. 2 yemek kaşığı limon suyunu da çırptığım yumurta beyazının üzerine ilave ediyorum. İki malzeme birbiriyle özleşene dek çırpıyorum. Gül suyu kullanacağım. Fakat elinizde gül suyu yoksa gül suyu yerine süt de kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı gül suyunu da karışımın üzerine ilave ediyorum. Ve bal kullanıyoruz. Bal ne kadar kaliteli bal kullanırsak alacağımız sonuçlarda o kadar kaliteli olacaktır. 2 yemek kaşığı bal ilave ediyorum. Ve balı ilave ettikten sonra da çok iyi bir şekilde tekrar çırpıyorum. 1 tatlı kaşığı da nişasta ilave ediyorum. Ben buğday nişastası kullandım fakat mısır nişastası veya pirinç nişastası da kullanabilirsiniz. Tekrar nişasta iyice dağılana kadar karıştırdıktan sonra ocağın üstüne götürüyorum. En küçük ocağın en düşük ayarında sürekli karıştırarak kremi pişiriyorum arkadaşlar. Kremin dibinde hiç su görmeyene dek, videoda görüldüğü kıvama geldiğinde de Ocağın üstünden alıyorum, biraz daha karıştırıyorum ve son malzememi ekliyorum. Ben bugün zeytinyağı kullanıyorum, fakat badem yağı da kullanabilirsiniz, hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Cildinize iyi gelen bir yağdan bir tatlı kaşığı yavaş yavaş karışımını hem karıştırıp yavaş yavaş da yağ ilave edip e, ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve yağ ekledikten sonra son çırpma işlemimizi yapıyoruz. Ve kremimiz hazır hale geliyor. Benim şöyle iki küçük kavanozum var. Kremi onların içine boşaltacağım. Mümkünse cam bir kaba boşaltalım arkadaşlar. Ve kremi buzdolabında muhafaza edeceğiz. 15 gün buzdolabında bozulmuyor. 15 günün sonunda cildimizdeki lekeler gitmemişse birkaç gün ara verip tekrar bu kremi hazırlayabiliriz. Kremi hazırladıktan sonra 6 saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. 6 saat sonra kullanıma hazır hale geliyor arkadaşlar. Kremi akşamları temiz cildimize uyguluyoruz. Göz altına uygulamıyoruz. Kremle temiz cildimize aşağıdan yukarı masaj yapıyoruz. Bu kremi boynunuza da, dekolte bölgenize de, ellerinize de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. 15 gün içinde zaten bu krem ancak yeterli geliyor. Kremi bir akşam uyguluyoruz, bir akşam uygulamıyoruz. Hassas ve alerjik bir cilde sahipseniz limon yerine portakal suyu kullanarak da bu kremi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Cilde alerjik olan arkadaşlarım her zaman önce test edip sonra ciltlerine uygulamaları gerekiyor. Kremi gece uyguluyoruz ve 30 dakika kadar cildimizde bekletiyoruz sonra yıkıyoruz ve arkasına serum veya nemlendirici bir krem sürebiliriz arkadaşlar. Cildimizdeki lekelerin gitmesiyle savaşırken yeni leke oluşumunu engellemek için de gündüzlerde mutlaka güneş kremi kullanmamız gerekiyor. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.